Roma İzleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü durağımız Çemberlitaş Sütunu. Çemberlitaş Sütunu ya da diğer adıyla bilinen Yanık Sütun 330 yıllarında İmparator 1. Konstantin tarafından İstanbul'un 7 tepesinden birisi olan Çemberlitaş semtine dikilmiş anıtsal bir sütundur. Sütun her biri 3 ton ağırlığında ve 3 metre çapında bileziklerle birbirine bağlanmış, toplamda 8 adet sütun ve bir kaidenin üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur. Bizans İmparatoru Konstantin, Roma'daki Apollon Tapınağı'ndan söktürterek uzunluğu 57 metre olan bu sütunu getirterek eskiden Forum Konstantin adı verilen bir meydan olan günümüzdeki yerine diktirmiştir. Sütun ilk yapıldığında üzerine güneşi selamlayan Apollon heykeli varken 330 yıllarında İstanbul'a geldiğinde 1. Konstantin bunun yerine kendi heykelini koydurtmuştur. Anna Komnena'nın heykel sağ elinde bir saltanat asası, sol elinde ise tunçtan dökülmüş bir küre tutuyordu diyerek tasvir ettiği bu sütun, 1107 yılında büyük bir kasırga sonucu yıkılmıştır. Bundan sonra 1. Alexios sütunu onartmış ve üzerine kaidesi olan bir başlık ile büyük bir haç işareti koydurtmuştur. İstanbul'un 1453 yılındaki fethinden sonra üzerindeki haç indirilmiş ve Çemberlitaş ilk kez 1. Selim tarafından 1470'li yıllarda restore edilmiştir. Daha sonra Osmanlı döneminde Apollon sütunu büyük bir yangın geçirmiş, sütunun mermerleri zedelendiğinden Sultan II. Mustafa sütunun altına duvarla takviye ettirmiş, demir çemberlerle sardırarak sağlamlaştırmıştır. Bu nedenle o günden sonra adı Çemberlitaş olarak anılmıştır. Anıtın gövde kısmı, imparatorluk rengi olarak bilinen erguvan rengindeki 9 porfirin üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur. Anıt yaklaşık 50 metre yüksekliğindeyken günümüzde 35 metresi ayaktadır. Konstantinus zemini 4 adet kemer ile güçlendirmiş, temelin altında ise 12 adet destek olduğu rivayet ediliyor.